Hafızasızlık özelliği örnek soru 3. Bu videomuzda hafızasızlık özelliği konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Does X rastgele değişkeni uniform dağılım gösteriyor A ile B arasında? Have the memoryless property. Bizden uniform dağılıma sahip, yani düzgün dağılıma sahip bir X rastgele değişkeninin hafızasızlık özelliğine sahip olup olmadığını soruyor. Sahip mi değil mi diye soruyor. Biz hafızasızlık özelliğine sahip olan iki dağılım biliyoruz. İki dağılım hafızasızlık özelliğine sahiptir. Bunun olmadığını biliyoruz zaten. Üstel dağılım birincisi. Exponential dağılım. Distribution. İkincisi de geometrik dağılım. Bunun olmadığını biliyoruz. Eğer ki bir dağılımın hafızasızlık özelliğine sahip olmadığını biliyorsanız, yani aksine örnek vererek soruyu çözebilirsiniz. Counter example dediğimiz şey. Buna no cevabı veriyoruz. Hayır olduğunu biliyoruz. Çünkü kimlerin hafızasızlık özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Counter example diyelim. Neden counter example veriyorum? Harfe boğmamak için. Counter example aksine örnek vermek. Bir şey bir özelliği sağlamıyorsa onun sağlamadığı bir tane örneği göstermek yeterlidir. Counter example'ımız da şu olsun. Buradaki uniform dağılımda A, B yerine ne kullanalım? 1, 3 kullanalım. Bu durumda uniform dağılımın olasılık dağılım fonksiyonu ne olur? Formül normalde 1 bölü B eksi A, X A ile B arasındayken 0 diğer durumlardadır. Burada da 1 bölü 3 eksi 1'den 2, x 1 ile 3 arasındayken 0 diğer durumlarda şekilde bir tane uniform dağılım tanımladım. Şimdi bir tane de hafızasızlık özelliği durumuna gelelim. Neydi kuralı bunun? X'in t artı s'den büyük olma olasılığı x'in s'den büyük olduğu koşul altında x'in t'den büyük olması demekti. Eğer ki bu koşullu olasılık sağlanırsa biz o rastgele değişkenin hafızasızlık özelliğine sahip olduğunu biliyorduk. Şimdi burada x t artı s'den işte bunların yerlerine sayı koyalım. S yerine burada 2 koyalım. Bu s 2 ise onun üzerine birazcık daha devam edelim. 1 bölü 2 olsun bu da. Burada da cevap x 1 bölü 2'den büyük olması gerekiyor. Şimdi bunların çözümünü yapalım. Şu tarafın cevabını bulalım. Şu tarafın cevabını bulalım. Karşılıklı ikisinin birbirine eşit olmadığını gösterdiğimizde bunun bu özelliğe sahip olmadığını göstermiş oluruz. Ve x büyük 1 bölü 2 artı 2 x'in 2'den büyük olduğu koşul altında sol tarafın hesabındayız şu an. Şu ikisinin kesişimi x büyük 1 bölü 2 artı 2 kesişim x büyük 2 bölü x'in 2'den büyük olma olasılığı. Yukarının kesişimi x'in 1 bölü 2 artı 2'den büyük olması ile x'in 2'den büyük olmasının kesişimi x'in 1 bölü 2'den büyük olmasıdır. X'in 1 bölü 2'den nereye? 2 artı 1 bölü 2'den büyük olmasıdır. Onu da 5 bölü 2 diyelim. Aşağıda da x'in 2'den büyük olma olasılığı var. Bunları bu uniform dağılım olduğu için olasılıkla hesaplayacağız. 5 bölü 2'den 3'e kadar 1 bölü 2 dx. Aşağısı 2'den 3'e kadar 1 bölü 2 dx. Hesaplayalım. Burası x bölü 2 olur integrali. 3 ve 5 bölü 2 koyacağız. Aşağısı x bölü 2 olur integrali. 3 ve 2 koyacağız. 3'ü koyduk. 3 bölü 2 eksi 5 bölü 2'yi koyduk. 5 bölü 4. Bölü 3'ü koyduk. 3 bölü 2. Eksi 2'yi koyduk. 2 bölü 2. Burada payda eşitlersek, bunu 2 ile genişletirsek 6 bölü 4'tür. 1 bölü 4 yukarısı. Aşağısı 1 bölü 2. Burada ters çevirsek 1 bölü 4 çarpı 2 bölü 1. 1 bölü 2 sonucuna ulaştık. Anladık ki sol taraf 1 bölü 2 veriyor dedi.
Burası 1 bölü 2. Şimdi bu tarafa gelelim. X büyük 1 bölü 2 de bize 1 bölü 2 cevabını verecek mi bakalım? Bunun integrali 1 bölü 2'den 3'e kadar olur. 1 bölü 2 var içeride. Alırsak integralini sabit sayı yanına x gelir. Yani x bölü 2 olur orası. 3 ve 1 bölü 2 koyacağız. 3'ü koyduk. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2'yi koyarsak 1 bölü 2 2'ye bölersek 1 bölü 4. Bunu 2 ile genişletirsek 6 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Buradan da cevabı 5 bölü 4 bulduk. Ve sol tarafın cevabı 5 bölü 4 çıktı. Anladık ki uniform dağılım geçmiş değerlerine ne olduğuna bağımlı. Karşılıklı eşit değil. 1 bölü 2 eşit değil 5 bölü 4. Bu yüzden hafızlık özelliği yoktur. Burada şöyle bir açıklama yapalım. So, x does not have memoryless property. Bir şeyin o özelliğe sahip olmadığını böyle aksine bir örnek vererek herhangi sayısal o duruma dökerek sağlamadığını göstermemiz bizim için yeterlidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.